Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ara gördüğünüzde şaşırabilirsiniz çünkü okul olduğu için çok az video yükleyebiliyordum. Fakat yaz geldi, artık daha sık video göreceksiniz. Salı günleri artık tek renk serisi var. Bu seride bir renk kullanarak makyaj yapmaya çalışacağım. Ama mesela mavi kullanacağım şimdi. Mavi ruj süremeyeceğim. Neyse, şimdi dediğim gibi böyle renk renk her salı makyajlar gelecek. Takipimdeki renkler tükenene kadar. Bu arada dikkatinizi çektiyse bugünkü rengimiz mavi ve ben de mavi giyindim. Hatta maviyle ilgili videonun sonunda küçük, güzel, hoş bir sürprizim olacak size. İsterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar yine ben bir şey söylemek için geldim. Eğer siz de benim yaptığım makyajı yaptıysanız ya da kendiniz maviyle farklı bir makyaj oluşturduysanız, yani maviyi kullanarak tek renk mavi hashtag ile Instagram'da paylaşırsanız eğer hem ben görmüş olurum hem de bir sonraki videonun başında siz gözükebilirsiniz. Görüşürüz. Ve sürprize geldik. Fakat biraz bahsedeceğim. Bundan önce oda turu videomu izledim. Ve orada odamda saç tebeşir gözüküyordu. Size isterseniz videosunu çekebilirim dedim. Ve aşırı fazla istek geldi. Bu yüzden saç tebeşirini kullanacağız. Evet, makyajımız mavi olduğu için tabii ki mavi saç tebeşiri kullanacağız. Gördüğünüz gibi bir açık mavi var. Bu siyah saçta pek güzel durmuyor. Böyle kötü duruyor yani. Bu iki tane lacivert var. Bunlar da çok koyu, belli olmuyor. Fakat şu gördüğünüz mavi, yani lacivert diyeyim, siyah saçta aşırı güzel duruyor. Kırmızı ve bu mavi benim en çok kullandığım renk. Evet, gördüğünüz gibi kahverengilikler var. Ben biraz mahvettim ama bu saçta güzel duruyor, yine mavi duruyor. Evet, saçımdan bir tutam alıyorum. Sonra biraz su alıyorum ve ıslatıyorum. Ben direkt ıslatıyorum çünkü spreyle ıslatınca böyle fazla ıslanmıyor gibi geliyor bana. Ben böyle uygulamayı daha çok seviyorum. Ben bu şekilde düzleştirip hani düz yapıp sürüyorum. Bazıları burgu yapıyor fakat burgu yapınca saçın hepsi boyanmıyor. Tekrar düzleştirip boyamak gerekiyor. Yani düz daha mantıklı. Böyle alıyorum. Sürüyorum normal. Tersini çeviriyorum. Tekrarlıyorum. Uçlarına da bu şekilde uyguluyorum. Ben rengine iyice vermesini istiyorum. Bu yüzden birkaç kez tekrarlayacağım işlemi. Şimdi boyanın fazla bulaşmaması ve saçta daha kalması için ısı kullanmamız gerek. Genellikle ısı kullanmak, hani bunu sabitlemek için maşa ya da düzleştirici kullanılıyor. Fakat saçımızı ıslatarak saç tebeşirini uyguladığımız için saçımız hala nemli. Direkt düzleştiriciyi kullanırsanız ya da maşayı, saçınıza direkt nüfuz ettiği için hani saçınız yanabilir. O yüzden ilk önce kurutun. Eğer
Eğer saç tebeşiriyle ilgili daha ayrıntılı video istiyorsanız onu da uygun olduğum bir zamanda tabii ki çekebilirim. Fakat bir dezavantajını vermek gerekirse akşam yatarken yastığınıza bulaşabiliyor. Ve bunlar elinizden zor çıkıyor. Ben 5 kez sabunluyorum ama hala kalıntısı oluyor. Evet arkadaşlar, havuza girdiğim ve banyo yapmaya üşendiğim için saçlarım bu halde. Siz olun, her zaman banyonuzu zamanında yapın. Şimdi ikisini birden. Aa, çok iyiydi, bir daha buraya bak. Ha, parmaklarım gözüküyor. Bir daha bak sen oraya, benim parmaklarım gözüküyor. Çekim sonrası dağınıklığı. Buket. Ekranda paylaşacağız burada. Bir şey olmaz, duraksa buraya keselim. Yılan dili gibi. Aksamışsın içine. Buna şey koyayım. I'm blue, da vari da vida. Evet.